Merhabalar, grup teorisine giriş dersinin bu videosunda devirli grupları veya bir başka ifadeyle devresel grupları tanımaya başlayacağız. Önce biraz hazırlık yapmamız gerekecek bunun için. E, tanım 1.45'te e, başlayalım. G1 grup, M'de G bir grup, M de G'nin herhangi bir alt kümesi olsun. Bu durumda G'nin M kümesini kapsayan tüm alt gruplarının kesişimine yani bunların ara kesitine... G'nin M kümesi tarafından üretilen doğrulan alt grubu denir. Ve bu alt grubu da şu notasyonla gösteriyoruz. O zaman bu M'nin ürettiği alt grup dediğimiz şey ne olacak? M kümesini kapsayan alt grupların kesişimi. Bu bir kesişim olacak. Kesişimde H'lar kesişime katılacak. Nasıl H'lar? M kümesini kapsayacak. Bu herhangi bir alt küme anlamında. Ve bu H'nın... G'nin alt grubu olmasını istiyoruz. Bu durumda da küçük eşittir G yazıyoruz. Bu şekilde G grubunun M kümesini kapsayan bütün alt gruplarının kesişimine M tarafından üretilen alt grup ismini veriyoruz. Eğer bizim M kümemiz sonluysa, g1, g2, gk gibi elemanlardan oluşuyorsa, o zaman bu küçüktür, büyüktür sembollerinin içine böyle parantez içinde bunları yazmak yerine sadece elemanları böyle sırayla yazacağız. Eğer bu M'de sadece bir tane eleman varsa ki işte bu da e, bunun ürettiği gruba da devirli grup diyeceğiz. E, o zaman da bu bunun yerine sadece bunu yazacağız. İşte bu grup küçük g elemanının büyük G grubunda ürettiği grup olarak adlandıracağız bunu da. Peki şimdi bu e, yapının şu alt grup dediğimiz M'nin ürettiği alt grup dediğimiz e, bu e, kümenin özelliklerine bakalım. Bir defa M kümesi e, M'nin ürettiği alt grubun alt kümesidir. Neden? Çünkü buradaki kesişime giren bütün H'lar M'yi kapsıyor. Buradaki bütün H'lar M'yi kapsadığına göre bu kesişim kümesi de ne yapacaktır? E, M'yi kapsayacaktır. Ve e, aslında biz burada buna direkt alt grup ismini verdik ama alt grup olup olmadığını biliyor muyuz? E, evet biliyoruz. Çünkü video 3'te şunu gösterdik biz. Bir G grubunun Herhangi sayıda alt grubunu alıp bunların kesişimine, e, ara kesitine yani bakarsak bu bize yine alt grup verir. Ve burada da nihayetinde bir takım alt grupların kesişimi alınıyor. Dolayısıyla bu gerçekten G'nin neyidir? Bir alt grubudur. Küçük eşittir G'dir. E, o, o halde bu arkadaş nedir? G'nin M kümesini kapsayan bir alt grubudur. Birinci özellik bu. Peki ikinci özellik nedir? Eğer e, G'nin bir H alt grubunu alırsak ve bu alt grupta M'yi kapsarsa o zaman M'nin ürettiği alt grupta H'nın bir alt kümesi ve dolayısıyla bir alt grubu olur. Neden böyle? Çünkü benim burada aldığım H, G'nin bir alt grubu ve M'yi kapsıyor. Yani şuradaki kesişime katılan... Alt gruplardan bir tanesi, dolayısıyla bir kesişim kümesi, o kesişime katılan tüm kümeler tarafından teker teker kapsanır. O halde M'nin ürettiği alt grup, bu H tarafından, şu koşulu sağlayan H tarafından kapsanacaktır. O zaman bu iki özelliği aslında tek bir şekilde söyleyebiliriz. Bu alt grup G'nin M kümesini kapsayan alt grupları içerisinde nedir? En küçüğüdür. Burada küçük olmak ne anlamda en küçük olmak? Tabii ki kapsama anlamında bir en küçük olma durumu söz konusu. Bu grup M'yi kapsıyor. G'nin bir alt kümesi, G'nin bir alt grubu ve bunu yapanlar içerisinde H gibi başka bir alt grupta bunu yaparsa Bunlar içerisinde neyi en küçüğü, onun ne yapıyor bir alt kümesi oluyor. Peki özel olarak M kümesinin burada tanımda boş küme olmaması gerektiği söylenmedi. Eğer M kümesi boş küme ise, o zaman bu tanım ne hale gelecektir? Boş kümenin ürettiği alt grup, boş kümeyi kapsayan boş kümeyi kapsayan G'nin alt grupları'nın kesişimi. Ama Zaten bütün gruplar, bütün kümeler boş kümeyi kapsar. Dolayısıyla şunu bütün her bütün alt gruplar yapacağı için burada aslında ne yapmış olduk? G'nin bütün alt gruplarının kesişimine baktık. Ama şunu biliyorum: Sadece bir G'den oluşan grup, bir G'den oluşan küme G'nin bir alt grubudur. Ve bütün alt gruplar, bütün H alt grupları ne yapacaktır? bir G'yi kapsayacaktır. Dolayısıyla buradaki kesişime katılan kümelerden bir tanesi yani şu diğer hepsi tarafından kapsanıyor. Dolayısıyla bunların kesişiminden ne çıkacaktır? Bir G çıkacaktır. O halde artık boş kümenin ürettiği grubun ne olduğunu biliyorum. Sadece bir G'den oluşan alt grup olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bundan sonra artık M kümesinin boş kümeden farklı olduğunu ne yapabiliriz? varsayabiliriz. Şimdi bir notasyondan bahsedelim. Bir grubun bir M alt kümesini aldığımız zaman boştan farklı M üzeri eksi 1 kümesini şöyle tanımlayacağız. M'deki elemanların terslerinden oluşan küme. Peki o zaman M üzeri eksi 1 de yine bu G'nin içinde kalacak sonuçta. G bir grup her elemanın burada tersi var. O zaman bu da bir alt küme ben bunun üzerine de eksi bir yazabilirim. Bu da bunun da bir anlamı var. O zaman ne yapacaktır? M'deki elemanların terslerinden oluşan kümenin elemanlarının terslerinden oluşan küme. Ama zaten bir elemanın e, tersinin tersi kendisi olduğu için e, bu bize doğal olarak neyi verecektir? M'yi verecektir. Peki e, şimdi şu e, önermeye bakalım. Bu önermede ne diyor? Bir Grup alalım bunun boştan farklı bir alt kümesini alalım ve G'den bir eleman alalım. Eğer bu G, M birleşimi M üzeri eksi 1'e ait olmak istiyorsa Bunu tek başına yapamaz e, Tersini de buraya almak zorundadır. Zaten aslında şöyle de bunu görmek mümkün Bu kümede M var Yani şu küme, şu birleşim kümesi M'deki elemanlar e, veya M üzeri eksi 1'de oluşan elemanlardan. Yani M'dekileri de alıyor, M'dekilerin terslerini de alıyor. E böyle düşündüğünüz zaman haliyle buradan aldığınız bir şeyin tersinin de burada kalması çok doğal. Ama bunu şöyle ispatlayabiliriz. G eleman M birleşim, M üzeri eksi 1 olsun. Yani gerekliliğin ispatını yapacağız. E bu durumda şu olacaktır. Bu durumda ne olacaktır? Bu G, M'ye aittir. Veya bu G, M üzeri eksi 1'e aittir. Şimdi eğer G, M'ye ait ise, o zaman G'nin tersi M üzeri eksi 1'e ait olacağından, M üzeri eksi 1'e ait olacağından, G'nin tersi ne yapacaktır? M birleşim, M üzeri eksi 1'e de ait olacaktır. Peki eğer bu G, M'ye ait olmak istemezse, o zaman bu G, M'nin tersine ait olacaktır. G, M'nin tersine ait ise, y'nin tersi de m'nin tersinin tersine ait olacaktır ki bu da m'dir. Bu durumda da g'nin tersi m'ye ait olduğu için yine g'nin tersi de m birleşim m üzeri eksi 1'e ait olacaktır. Şimdi yeterliliğe baktığımız zaman da yeterlilik aslında gerekliliğin bir sonucu olacak. Bu kez g'nin tersinin m birleşim m üzeri eksi 1'de olduğunu varsayacağız. Ama g üzeri eksi 1 yani burada bir eleman varsa Gereklilik ne diyor bize? Gereklilik e, Gereklilik şunu söylüyor Bu küme bir elemana sahipse o elemanın tersine de sahiptir O zaman Bunu ben g üzeri eksi 1'i uygularsam çünkü ben bunu Bütün g'ler için yapabiliyorum e, g üzeri eksi 1'i uygularsam g üzeri eksi 1 üzeri eksi 1 Bu ne yapacaktır? E, m birleşim m üzeri eksi 1'e ait olacaktır. Ve bu da bir elemanın tersinin tersi de nedir? Kendisidir. Dolayısıyla bu m birleşim m üzeri eksi 1 kümesi, <laughs> bir elemanı içermek istiyorsa, onun tersini de içermek e, durumundadır. Peki, şimdi artık gelelim, e, bu bir e, M alt kümesinin ürettiği alt grubun elemanlarının nasıl şeyler olacağını Şimdi aslında bunun tanımı yapılıyor Tanım nedir? E, M'yi kapsayan alt grupların tüm alt grupların kesişimi Ama bize bir M kümesi verildiği zaman yani onu kapsayan bütün alt grupları belirlemek e, öyle kolay bir şey olmayacaktır e, Bu teorem bize şu anlamda yardımcı olacak Bu M'nin ürettiği alt grubun elemanlarının nasıl şeyler olacağını söylüyor Şimdi nasıl şeyler olacakmış? X1, X2, XK'ların çarpımı. K burada bir pozitif tam sayı olacak. Yani istediğiniz kadar X1, X2, XK'ları çarpabilirsiniz. Ve bu X1, X2, XK'lar nereden alınacak diyor. M birleşim M üzeri eksi 1'de den alınacak. Bunlar M'de olacak veya M üzeri eksi 1'de olacak. Aslında bunu böyle şu kümeyi akılda tutmak için şöyle bir şey kullanabiliriz burada M birleşim M üzeri eksi 1'in elemanlarına birer harf gözüyle baktığınız zaman x1, x2, xk'lar benim buraya aldığım şeyler neler? Bunların çarpımı yani bunlar yan yana yazılıyor. O zaman bu anlamda bunları birer kelime olarak düşünebiliriz. O zaman burada neler var? Kelimeler var. M'nin ürettiği alt grup bir takım kelimelerden oluşur diye bu teorem 1.49 iddia ediyor. Nasıl kelimeler? alfabesi M birleşim M üzeri eksi 1 olan bir dilde yazılabilecek bütün kelimelerin oluşturduğu küme. <laughs> Teorem 149 bunu bize iddia ediyor. Şimdi bunun ispatını yapacağız. Henüz şu eşitliği bilmiyoruz. Dolayısıyla bu eşitliğin sağ tarafındaki kümeye K ismini verelim ve bu K'nın M'nin ürettiği alt grup olduğunu göstermeye çalışalım. Önce şuna bakalım. M'den ben herhangi bir eleman alsam M'yi bu K'da bulabilir miyim? Elbette bulurum. Büyük K kümesinde. Nasıl bulurum? K olarak 1'i alırım. O zaman bir tane X1 alacağım. X1 olarak da M'yi alırım. Ki M burada zaten. Dolayısıyla bunu böyle yazabilirim. Veya öteki anlamda konuştuğumuzda bu bir harf M'de var. Her bir harfi biz bir harflik bir kelime olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla M ne yapacaktır? K'nın içinde bulunacaktır. M, K'nın alt kümesidir. Ve benzer şekilde biz harf olarak M'deki elemanların terslerini de alabiliyoruz. O zaman bu M'nin tersini alarak oluşturduğumuz kelimeye de ee, yine burada bir yer olacaktır. Dolayısıyla M'nin tersi de burada kalacaktır. Dolayısıyla e, M'deki elemanların terslerinden oluşan elemanlar da K'dadır. O halde M üzeri eksi bir kümesi de K'nın bir alt kümesi olacak. E, o halde ne oldu? Hem M hem de M üzeri eksi bir burada olduğu için bu birleşim de buradadır. Ve özel olarak e, bu e, M'de elemanlar var. E, dolayısıyla bu K kümesi de ne yapacak? Boş küme olmayacak. Şimdi şunu göstermek istiyoruz. Bu K, Y'nin bir alt grubudur. Alt grup olduğunu görmek için ne yapmamız lazım? Buradan alfa ve beta gibi iki tane eleman alacağız. Ee, neydi? Alt grup olmak için gerek yeter koşullar. Her alfa beta eleman K için alfa çarpı beta üzeri eksi birin yine ne yapmasıdır? K'da kalmasıdır. Daha önceki videolarda bu teoremi de ispatlamıştık. Şimdi o zaman Alfa ve beta K'dan alındı. Yani bunlar birer kelime. Kelime ise işte bir takım harfler yan yana gelinerek yazılacak. Alfayı böyle yazacağım. Betayı da böyle yazacağım. Peki bu kelimedeki harfler nerede? Bu harfler X1, X2, XK'lar ve bu Y1, Y2, YD'ler M birleşim M üzeri eksi 1'de. Biz biliyoruz ki biraz önce gördük ki şu küme bir takım elemanlara sahipse şuradaki Y'lere sahipse bunların terslerine de sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu elemanların tersleri de yine nerededir? Buradadır. O zaman alfa çarpı beta üzeri eksi 1'e baktığımda bu alfa şu parantez içindeki kısımda beta. Ve şunu biliyoruz. Bir takım elemanların çarpımının tersi nasıl alınır? Bu elemanların terslerinin ters sıradaki çarpım olarak alınır. Ama bunu yazdığım zaman yine buradaki herkes m birleşim m üzeri eksi 1'de bunlar da m birleşim m üzeri eksi 1'de. de. dolayısıyla e, alfa çarpı beta üzeri eksi 1 de aslında böyle baktığımız zaman k artı l tane harften oluşan bir kelime. Dolayısıyla bu da ne yapacaktır? k'ya ait olacaktır. O zaman ne yaptım? K, G'nin bir alt grubu. Bunu göstermiş oldum. Şimdi neye bakacağım? E, şimdi elimde şu var. M, K'nın bir alt kümesi. Ve K G'nin neyi bir alt grubu. E zaten M'nin ürettiği alt grup dediğimiz şey bu tarz K'ların kesişimiydi. Yani K burada kesişime katılan alt gruplardan bir tanesi. Kesişime katılan alt grup tabii ki o kesişimi ne yapacaktır, kapsayacaktır. Böylelikle M'nin ürettiği alt grubun K'nın bir alt kümesi olduğunu elde etmiş olduk. Buna da belki bir yıldız diye isim verebiliriz. O zaman ters kapsamayı göstermemiz lazım. Yani K'nın da M'nin ürettiği alt grubun bir alt kümesi olduğunu göstermemiz lazım. Bunun için şöyle yapalım. G grubunun M'yi kapsayan bir H alt grubunu alalım. Yani şuradaki kesişime katılan H'lardan bir tanesini göz önüne alalım. O zaman elimde ne var? M H'nın alt grubu. E, M'nin alt kümesi ve G'de bir nedir? Alt grup. E, o zaman e, M'den aldığım herkes e, doğal olarak ne yapacaktır? H'da kalacaktır. M'deki bütün elemanlar H'dadır ve H alt grup olduğu için H alt grup olduğu için e, bu elemanların terslerini de sahip olacaktır. M üzeri eksi bir de H'da kalacaktır. Yani hem M'deki hem de M üzeri eksi birdeki bütün elemanlar H'nın bir nedir e, elemanıdır. Dolayısıyla e, bu kapsamayı elde etmiş olduk. Şimdi benim amacım ne? E, K'yı e, şu öncelikle H'nın alt kümesi bulmak. E, ben buradan bir alfa aldığım zaman alfa bir kelime olacak. Bu kelimeyi böyle yazacağım. Peki bunlar nerede? Bunların hepsi M birleşim M üzeri eksi birde ve M birleşim M üzeri eksi birdeki bütün elemanlarda nerede bulunuyor? H'da bulunuyor. Yani bu eleman aslında H'daki bir takım elemanların çarpımı. Ama H grup dolayısıyla kapalılık var. E, bu elemanların hepsi H'daysa, bu elemanların çarpımı da yine ne yapacaktır? H'de olacaktır. O zaman neyi görmüş oldum? Böylelikle e, şunu görmüş oldum: K, H'nin bir neyidir? Alt kümesi. İkisi de zaten grup bunların. Dolayısıyla K e, H'nın bir ne oldu? Alt grubu oldu. E peki o zaman bu K şimdi ne yapıyor? K burada kesişime katılan bütün H'lar tarafından kapsanıyor. E, o zaman bir küme kesişime katılan bütün e, kümeler tarafından kapsanıyorsa e, ne yapacaktır? Onların kesişimini aldığımız zaman kesişim tarafından da kapsanacaktır. Yani şu eğer A kümesi A1 nokta nokta AN'ler tarafından bunların sonu olması da gerekmiyor. Ai'ler biçiminde de yazabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa A kümesi tabii ki bunların kesişimi tarafından da ne yapacaktır? Kapsanacaktır. Burada da bu kümeler teorisiyle ilgili kümelerle ilgili bu özelliği kullanmış olduk. O zaman K'da M'nin neyidir bir? Alt kümesidir ve böylelikle bu eşitliğini yapmış oluyoruz, elde ediyoruz ve ispatımız tamamlanmış oluyor. O halde e, şunu bir tekrar söyleyelim. M kümesinin ürettiği alt grup alfabesinde M birleşim M üzeri eksi bir olan e, yani harfleri bu küme olan bir dilde yazılabilecek tüm kelimelerin e, kümesi bunlara bir harfli. E, kelimelerde dair tabii ki. Peki şimdi o zaman e, gelelim şuna. Eğer e, tek bir tane eleman varsa ne olur? Bizim burada esas devirli gruplar diyeceğimiz şey e, de bize bunlar lazım olacak. E, bu durumda da e, şunu iddia ediyoruz, daha doğrusu buradan sonuç olarak çıkartacağız. X'in ürettiği alt grup x üzeri k'lardan oluşur. k buraya da nereye dolaşır? Bütün tam sayılar dolaşır. Hem pozitif hem negatif yani tüm tam sayılar dolaşacak. Yukarıdaki k sadece pozitif değerler alıyordu. Şimdi bu neden böyle? Şundan dolayı böyle. Şimdi sonuç 1.49'a göre x'in ürettiği alt grup. Aslında bu ne demektir? Sadece x'ten oluşan kümenin ürettiği alt gruptur. Ve sonuç 1.49'da biz bunun şöyle olduğunu gördük. Burada kelimeler var. X1, X2, XS. Ee, bu kelimeler var. Harfler nerede? Harfler M birleşim M üzeri eksi 1'de olacak. Bizim buradaki M kümemizde sadece X var. O zaman burada ne yapacak? Ee, sadece e, X veya X'in tersi olabilir. Bu tarz elemanlar. Bunun sonuç 1.49'a göre söylüyoruz. Şimdi o zaman ben bir tane alfa alsam buradan. Bu alfayı nasıl yazacağım ben? x1 nokta nokta xs olacak biçimde x1 xs eleman ne vardır? x birleşim x üzeri eksi 1 vardır. Yani bunlar x1 x2 xs ne olabilir? x olabilir veya x üzeri eksi 1 olabilir yani şu tarz şeyler mesela x x x üzeri eksi 1 x sonra x üzeri eksi 1 x üzeri eksi 1 x vesaire bu tarz şeyler Ama bunların hepsi böyle şeyler olduğu için hep e, x veya x üzeri eksi 1 olduğu için e, e, Şöyle diyelim olacak biçimde böyle şeyler vardır Evet bunların hepsi böyle olduğu için o zaman ben bu alfayı nasıl yazabilirim e, Dolayısıyla Alfa eşittir x üzeri k olacak biçimde bir k eleman Z vardır. Yani e, bu alfa nereye aittir? Şu kümeye aittir. X üzeri k k eleman Z e, buraya aittir. E, bu buna iyi dersem. E peki tersine e, şuna da A ismini verip e, buradan bir eleman alsam? Beta eleman a olsun. O zaman ben bu a'yı nasıl yazarım? E, beta'yı pardon. Beta eşittir x üzeri k e, olacak biçimde bir k eleman z vardır. Şimdi bu da elbette buradadır. Neden? Çünkü bu k pozitifse, o zaman bu beta ne yapacaktır? X x x sadece x'ler. E ama e, bu nedir? E, bir kelimedir. Harfleri sadece x. Peki k eşittir sıfırsa o zaman bu beta ne haline gelecektir? E, x üzeri sıfır 1g. E, ama ben bu 1g ile şöyle yazabilirim. x çarpı x üzeri eksi 1. Bu da yine x'in ürettiği alt gruba ait bir şey. Bu da bir kelime. iki harfli. E, harfleri x ve x üzeri eksi 1. Peki k negatifse? E, k negatifse o zaman beta dediğimiz şey de e, şu olacaktır. x üzeri eksi 1'ler yan yana yazılacak. Şurada k defaydı. Burada ise mutlak değer k defa olacak. Yani bu da yine bir e, kelimedir. Nasıl bir kelimedir? Harfleri sadece x üzeri eksi 1 olan. Ve bu da yine burada var. Dolayısıyla tek bir eleman varsa elimde bu elemanın ürettiği alt grup nedir? O elemanın bütün tam sayı kuvvetlerinden oluşan kümedir. Bunu da böylelikle e, göstermiş oluyoruz. Peki şimdi e, gelelim şu özelliğe. E, bu özellik not 151 diyor ki G1 grup, X'de g bir grup x de G'nin bir elemanı olsun. Bu durumda X'in ürettiği alt grubun bu küme olduğunu ispatladık. Buna e, bu grup, bu alt grup G'nin X elemanını içeren en küçük neyidir? Alt grubudur. Yani H G'nin bir alt grubuysa ve X de H'ye aitse burada küçüklük kapsamaya göreydi. X'in ürettiği alt grup H'nin ne olmalıdır? Bir alt kümesi olmalıdır. Bu aslında şurada bizim bahsettiğimiz e, şu... Burada ne diyordu? Ee, evet. M'nin ürettiği alt grup neydi? Ee, M kümesini kapsayan alt gruplar içerisinde en küçüğüydü. O zaman ben M olarak sadece X'i alırsam o zaman bu alt grup ne yapacaktır? X'i içeren alt gruplar içerisinde en küçüğü olacaktır. Yani bu özellik 1.46'nın e, özel halidir. Evet şimdi geldik e, neye devresel grup veya devirli grubun tanımına bir grup aldığımız zaman bu grup eğer tek bir eleman tarafından üretilebiliyorsa o zaman e, bu gruba ne diyeceğiz bir devirli grup veya bir devresel grup diyeceğiz. Buradaki x elemanına da g'nin neyi ismini vereceğiz bir üretici ismini vereceğiz. E, peki e, şimdi bir örnek verelim o zaman. Tam sayıların toplamaya göre oluşturduğu grup bir devresel gruptur diyor. Bu grubun üreticilerinden birisi 1'dir, bir diğeri eksi 1'dir ve bunlardan başka da üretici yoktur. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Biz burada x üzeri k derken kastettiğimiz şey neydi? İspatlarda, tanımlarda işlemin çarpma olduğunu varsayarak bunu böyle yapıyorduk. Eğer k pozitifse X üzeri K'dan kastettiğimiz şey bu X elemanı kendisiyle tekrar tekrar çarpılıyordu. Ee, peki e, genel olarak nedir? Eğer bir G grubundaki işlem O ile gösterilirse ve pozitif olan K'lar için diğerleri içinde nasıl tanımlandığını görmüştük. Bu eleman kendisiyle K defa işleme girecek. O zaman bizim buradaki işlemimiz toplama olduğuna göre e, biz... O halde x üzeri klardan değil ne, nelerden bahsedeceğiz? kx'lerden bahsedeceğiz ve bunun e, anlamı ne olacaktır? Bu eleman kendisiyle k defa işleme girecek. E, dolayısıyla e, burada her ne kadar x üzeri k dense de burada kastedilen şey x'in kendisiyle e, işleme girmesidir. E, dolayısıyla işleme bakıp eğer somut bir örnek verilirse işleme bakıp ona göre e, yapmamız lazım. Şimdi bu neden böyle? Buna bakalım. şundan dolayı böyle. E, üreteşlerinden birisi birdir diyor. O zaman ben birin ürettiği alt gruba baksam. Nedir birin ürettiği alt grup? Kuvvet almayacağım, kat alacağım. K1. K nereye dolaşacak? Tam sayıları. Birin K katları. Pozitif, negatif, 0 Hepsi dahil. Ama birin K katından K pozitif de olsa, negatif de olsa hep K gelir. E dolayısıyla K'lardan oluşacak. zeti dolaşacak. Ne yaptı? Bu da tam olarak tam sayılar kümesini oluşturdu. Demek ki bir tek başına ne yapıyor? E, tam sayıları üretiyor. Peki e, başka ne diyor? Bir üretir diyor. Eksi bir de üretir diyor. Peki eksi birin ürettiğine baksam. Bu kez de ne yapacağım? Eksi birin ürettikleri. Eksi 1'in katlarını alacağım. Eksi 1'in katları nelerdir? Eksi k'lardır. K, k zeti dolaşırken. Ama k tam sayıları dolaşırken eksi k'lar da bütün tam sayıları dolaşır. Dolayısıyla eksi 1 de ne yapacaktır? E, Z'yi üretecektir. Tamam bunu gördük. Üreteçlerinden birisi 1. Bir, bir diğeri eksi 1. Bunlardan başka niye üretici yok? Şöyle diyelim. Şimdi tersine e, bir tane e, x alalım. Ve z'nin x tarafından üretildiğini varsayalım. Olduğunu varsayalım. Peki, o zaman ne olur? Ee, bu durumda şu olacaktır. Z ki burada 1 var, değil mi? Tam sayı olarak x'in ürettiği alt grup X'in ürettiği alt grupta neler var? Kxler var. K eleman Z. E peki bu durumda bir buraya ait olacağından, o zaman ben biri nasıl yazarım? Bir eşittir Kx olacak biçimde ne vardır? K eleman Z vardır. Yani bu ne anlama gelir? Eğer sayılar teorisi dilinden konuşacak olursak, X1'i böler. X1 tam sayı, K1 tam sayı çarpımdan 1'i elde ediyoruz. X1'i böler. Ama 1'i bölen kim var? 1'i bölen iki şey var. O da artı eksi 1. Yani herhangi bir üreteç alırsam bu üreteç mecbur 1 veya eksi 1 olmak zorunda kalıyor. O halde bu nedir? Z toplamaya göre üreteçlerinden birisi 1, bir, bir diğeri eksi 1 olan bir devresel gruptur. Ve başka bir üreteç aradığımız zaman üreteçler yine 1 veya eksi 1 olmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla başka da üretici nedir bunun? Yoktur. Devresel gruplarla ilgili söyleyeceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi çok trivial, çok aşikar bir özellik. Bunlar nedir? Devresel grupların değişmeli olmasıdır. Şimdi biz burada bir devresel grup örneği verdik ama değişmeli grup örneği vermedik. Bu Bunu söyledikten sonra aslında devresel olmayan grup örneği de vermiş olacağız. Nasıl olacak? Önce bunu bir görelim. İspat diyelim. G1 devresel veya devirli grup olsun. Devirli grup olsun. O zaman ne demek devirli grup? Tek bir eleman ne yapacak? Bütün grubu üretecek. Olacak biçimde bir bir X eleman G vardır. Böyle bir X elemanımız var. Bir X eleman G vardır. Şimdi o zaman ben buradan G ve H alayım. Eleman G olsun. Eğer buradan iki eleman alırsam bu g'yi x üzeri k gibi h'yi de x üzeri l gibi yazabilirim. Olacak biçimde k, l tam sayıları vardır. Peki ne oldu? Y h x üzeri k çarpı x üzeri l ama bu x üzeri k artı l'dir. E bunlar tam sayı olduğu için birbiriyle yer değiştirir. x üzeri d, x üzeri k'dır. Bu da h çarpı g olacaktır. Bütün g, h'lar g'deki bunu yapar. Dolayısıyla bu grup değişmeli bir gruptur. Devirli grupların değişmeli olduğunu gördük Problemlerde şunu göreceğiz bu önermenin tersi doğru olmak zorunda Değil yani her değişmeli grup devirli olmak zorunda değildir Bir de şurada bir örneğimiz olsun Örnek diyelim Şunu ekleyelim Örnek 1 55 Bu da şu olsun S3 Bahsettik 3. dereceden simetrik grup devirli değildir. Neden devirli değildir? E çünkü S3 devirli olsaydı değişmeli olurdu. Ama biz S3'ün değişmeli olmadığını gördük. S3 hatta değişmeli olmayan gruplar içerisinde mümkün olan en küçük mertebeye sahip olan grup. Ve böylelikle de bu videoyu burada tamamlamış oluyoruz.